Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. 14-20 Eylül haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili teraziler, Güneş Başak Burcu'nda ilerliyor ve bu hafta yeni ay doğacak. Yeni ay öncesinde haftanın ilk günlerinde ay kapanan fazla, ışığını artık göremiyoruz. Ayın ışığı kapanınca biz de biraz içe kapanabiliriz. Biraz böyle duygusal anlamda geçmişi sorgulamamız, biraz hani yalnız kalmak istememiz mümkün. Aslında bu hafta Pazartesi ve Salı ay Aslan Burcu'nda olacak. Venüs de Aslan Burcu'nda. Hafta başında sosyal konular, arkadaşlarınızla ilgili konular çalışıyorsanız, iş hayatınızda ekip halinde yapılacak bazı çalışmalar olabilir. Bu konular, uğraştığınız konular geçtiğimiz birkaç haftanın mevzusu da olabilir. Belki bazı projeleri tamamlamanız gerekiyor. Kontroller yapmanız gerekiyor. Bunlara da odaklanabilirsiniz bu hafta başında. Aslan burcundaki Venüs bu hafta Boğa burcundaki Uranüs'te dik açıda olacak. Bazı sürprizlerin gelebileceği de bir hafta. Yani örneğin arkadaşlarla ilgili beklemediğiniz durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bunun aşk hayatınızla da ilgili olabilir. Daha duygusal, daha dürtüsel eylemlerde bulunmak isteyebileceğimiz bir hafta. Heyecanlar olabilir. Ama Uranüs etkisi biliyorsunuz böyle hızlı başlayan, hızlı biten ilişkilere de zemin hazırlıyor. O yüzden aslında çok dürtüsel davranmamak, hani biraz daha belki duygularımızı kontrol etmek bu hafta doğru olacak. Bunun yanı sıra para konuları da bu şekilde dürtüsel olabilir. Hani harcama eğiliminiz artabilir. Keyif için, eğlence için. İşte gördüğünüz bir şeyi hemen satın almak isteyebilir. Biraz kontrol dışı paralar harcayabilirsiniz. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Piyasalar konusu da genel olarak baktığımızda Venüs-Uranüs karelerinde sert açılarında riskli olabiliyor. Yani piyasalarda değerli metallerle ilgili, para piyasalarında, spekülatif piyasalarda hızlı hareketlerin olması mümkün. Hani bunun da hayatımıza bazı bireysel yansımaları olabilir. Yine çok fevri davranmamak, olaylara daha belki uzun vadeli bakmak gerekiyor. Çok panik hareketler yapmak böyle bir durumda zorlayıcı olabilir. Evet, 17 Eylül'de öğleden sonra 14'te 25 derece Yay Başak Burcu'nda yeni ayımız doğacak. Sevgili teraziler, 12. evinizde doğuyor Başak yeni ayı. Evet, yeni ay yeni olasılıklar demek, yeni girişimler demek. Bu yeni ay biraz sizin için sanki bir dinlenme, şöyle bir içe dönme sürecini işaret ediyor. Oğlak Burcu'nda bulunan Satürn'ün Plüton'un da Başak Burcu'ndaki Güneş'te olumlu bir açısı var. Yeni ay döngümüzde, hafta boyunca da etkili bu. Biraz kendi alanlarınıza çekiliyorsunuz. Yani aileniz önemli, eviniz, yuvanızda yapılacak uzun vadeli hedefleriniz var. İş hayatınızla ilgili düzenlemeler var. Bu anlamda biraz sakinleşmek gerekiyor. Biraz belki detaylı konuları şöyle bir gözden geçirmeniz, hesaplamanız gerekiyor. Bunlara odaklanabileceğiniz bir süreç. Sağlığınızla ilgili yine konular gündemde olabilir. Gerek günlük hayatınızdaki ev yaşamınızda olsun, gerek çalışma ortamınızda olsun, gerek işte beslenmeniz, diyetiniz, sporunuz, çalışma saatleriniz, tüm bunlar. Bunları şöyle bir gözden geçirebilir, gerekliyle gereksizi bir ayrıştırabilirsiniz. Belki sizin için doğru olmayan bazı alışkanlıklarınızı değiştirmeye karar verebilirsiniz. Bu yeni ay döngüsüyle beraber. Hizmet aldığınız kişiler, iş hayatınızdaki kişiler, yanınızdaki çalışan kişiler, onlarla da ilgili bazı yeniliklerin olması, yeni düzenlemelerin olması mümkün görünüyor. Sağlığınızla ilgili ihmal ettiğiniz bazı konular varsa, evet bu yeni ay sağlık konularına vurgu yapıyor. Önümüzdeki bir aylık süreç içerisinde özellikle bir tedavi, bir şifalanma arayışı olabilir. Sizinle ilgili olabilir veya aile üyeleriyle ilgili olabilir. Yani belki anneniz, babanız, ebeveynler, onların sağlıkları, onların hayatının, hayat koşullarının iyileştirilmesi adına da bazı işleriniz olacak, bazı meşguliyetleriniz olacak. Yeni ay döngüsü bunları da hayatınıza taşıyabilir. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşça kalın.